Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 12. haftası 2. videosundayız. Yani son videosundayız. Ne yapacağız? Deltoid'i işleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Deltoid evet tanımı arkadaşlar şurada yazan tanıma bakacak olursak böyle bir tanımı var da bu biraz eskide kaldı. Yeni map kitabına göre bakmamız lazım aslında. Bu tanıma göre değil de şimdiki söylediğim tanıma göre bakalım arkadaşlar. Bu işte bu. Map'teki tanımı bu arkadaşlar. Bizim için önemli olan map. Şu anda map. Şu tanımı bilmeniz sizlere tavsiye edilir. Çok kolay zaten. Şekle baktığınız zaman da görüyorsunuz. Ne demişim? Tabanları ortak. iki tane ikiz kenar üçgenin birleşimine biz ne diyoruz? Deltoid diyoruz. Bu şekilde bilin. bir tane daha tanım var. Özellikleri yazdık. Daha sonra göreceksiniz. O da çok hoşuma gidiyor. Çok değerli bir hocamız. May Geometri kitabında mı? Yani Mustafa Yağcı hocam. Hocam dinliyorsan da selamlar. Ee, bu da çok güzel bir tanım. En az bir köşegenine göre simetrik olan dörtgene deltoid denir arkadaşlar. Bu da gerçekten çok hoş bir tanım. Ama bu tanımı öncelikle şu e, MEB'in tanımına göre şu özelliklerin nereden geldiğini gösterirsek e, olayı bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra şu e, Mustafa Yacı hocamızın yaptığı tanım da gerçekten doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru. E, gerçekten nasıl doğru ona emin olalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle tabana aynı olan iki tane ikizkenar üçgenin birleşimine biz ne diyoruz arkadaşlar? Deltoid diyoruz. E hocam bu ikizkenar üçgende ben bir yükseklik çizsem. Bak özellikler kendiliğinden çıkacak. Bir yükseklik çizsem. Yükseklik ne oldu arkadaşım? Hocam tabanı iki eşit parçaya böldü. Tamam. Diğer yüksekliği de çizsem. Hocam diğer yüksekliği de. Diğer kenar ort, Buradan da bir kenar ortay çizsem daha doğrusu. Buradan da kenar ortay çizsem. İkiz kenarda çizilen kenar ortay yükseklik olacağından. A 90-90-180 bu doğrusal oldu. Ha, bu köşegen oldu. Ne oldu şimdi? En önemlisi çıktı arkadaşlar. Köşegenler dik kesişti. Bak altta yazıyor zaten. Ben buraya yazayım yine. En önemlisi şuraya yazayım. Köşegenler dik kesişti arkadaşlar. En önemlisi. Köşegenler dik kesiştiğinde ne oluyor? Alan ABCD çıkıyor değil mi arkadaşlar? Alan çıkıyor. E bu da önemli oluyor. Köşegenler dik kesen bir dörtgenin alanı neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. AC çarpı BD bölü 2'ye eşittir. Başka önemli olan bir şey var mı? Var tabii ki. X kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için. Hocam bu açı ortaydır. Hocam bu da açı ortaydır. Şuradaki taban açılarını da yazalım isterseniz. Hocam şuradaki açı A açısıysa burası da A'dır. Burası B ise burası da B'dir. O zaman ben şunu diyebilirim. İkiz kenarların bu ortak tabanına ait. Hani neydi tanımı? Tabanları ortak. iki tane ikizkenar üçgen oluşturduğu Dörtgen Deltoid diye. O tabanı taşıyan köşelerdeki açılar ne oluyor? A art B B'ye A artı B. Bak burada yazmışızdır. Tepe açısı olmayan, evet deltoidin tepe açısı olmayan açılar birbirine eşit. Yani ortak kenara ait, o tabana ait, o tabana ait olan köşegene ait olan e, açılar A açısıyla C açısı birbirine eşit. Evet şunu yazalım. A açısıyla C açısı birbirine eşit. Deltoidin köşegenleri birbirine diktir. Bu önemliydi. Bu da zaten oradaki önemden geliyor. Alanlar alan, alan da alan alanların köşegenler çarpımının yarısıdır. Ve burada en önemli şeylerden biri de şu arkadaşlar. Bak şuna 3 yıldız koyuyorum. Hocam şu çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortay. Bu çizilen yükseklik de aynı zamanda açı ortay. Bak şuna bakacak olursanız. Bu açıyla bu açı eşit. Bu kenarla bu kenar eşit. Bu açıyla bu açı eşit. Bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Sen bunu böyle katladığın zaman. Şu ne oluyor arkadaşlar? Katladığın zaman hop üst üste üçgenler biliyor mu? biliyor? Bu simetri ekseni olmuş oluyor. Haa ee, de ikizlerin tepe açısından çizilen köşegen ne oluyormuş arkadaşlar? simetri ekseni oluyormuş. Bak 3 yıllık toydum bak önemli. Biraz sonra soruları çözerken de göreceğiz. Bak arkadaşlar özellikle şunu söyleyeyim. Konunun başında söyleyeyim ben size. Deltoid'de işimiz gücümüz köşegen. Özellikle köşegen verilmişse diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Bazı açı sorularında çizmeyebiliyoruz. Genelde uzunluk sorularında çiziyoruz. Bazı açı sorularında da tabii çizdiğimizde oluyor. Hocam hiçbir köşegen çizilmemişse ve uzunluk sorusuysa yine köşegen çizeceksin. Ama özel olan köşegen çizeceksin. Özel olan köşegen hangisi? Hocam şu bak. İkizlerin tepe açısından çizilen köşegen. Zaten Mustafa Yağcı hocam da ne yapmış? En az bir köşegenine göre simetrik olan dörtgen. Yani şöyle bir dörtgen var elimde. Bir köşegenine göre simetrik olan dörtgen. Yani şu açılar birbirine eşit. Şu açılar birbirine eşit. Birbirinin simetriği. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. İşte biz buna Yine deltoid diyoruz. Zaten diğer köşegen çizdiğinde köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor falan filan diğer özelliklerde çıkıyor. Ee, bu yan yatık da olabilir. Şöyle yan yatık da olabilir. En az bir köşegenine göre simetrik olan dörtgen şeklinde. Yine bu da gerçekten güzel bir tanım arkadaşlar. Bakın deltoidde sen şunu bilsen bütün özellikleri kendiliğinden çıkartırsın. Hocam köşegenler dik kesişir. Bitti. Köşegenlerin dik kestiği bak bir deltoid buraya bir deltoid çizeyim. Sen sadece ve sadece şu bilgiyle bütün her şeyi bulacaksın. Bak. 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 Aslında sadece e, deltoint'in tanımından bütün özellikler geliyor da e, biz bunu çok kullanacağımız için köşegenler dik kesişir hocam bilgisiyle bütün her şey çıkacak. Bak. Diki yerleştirdin. Hocam x kenarda çizilen yükseklik olduğu için açı ortaya olur. Hocam bu da açı ortaya olur. Hocam tabanı iki eş parçaya böler. Ondan sonra bak bu simetri ekson oldu. Gördün mü? Gördün. Tepe açısı. Bu da önemli. Buna da çok önem verin. İkizlerin tepe açısından çizilen köşegen simetri ekseni. Ve aynı zamanda köşegenler dik kesir ve simetri ekseni olan köşegen diğer köşegeni iki eşit parçaya ayırıyor. Zaten adı üstünde simetri ekseni. Konusu bu kadar arkadaşlar. Şimdi sorulara bakalım. Tek tavsiyem neydi? Bak bir daha söylüyorum. Köşegen işin gücün köşegen. Köşegen çizilmişse diğer köşegeni de sen çizeceksin. Eğer çizilmemişse de özel olan köşegeni çizeceksin. Asla ama asla mı unutma. Şimdi burada arkadaşım bir deltoid verilmiş. Bu bir deltoid. Hocam 6 ise burası da 6'dır. 10 ise burası da 10 mudur? Evet. Köşegenler dik kesilir hocam. Bitti. Şu köşegenlerin dik kesilmesini gösterince olay bitti arkadaşım. Bak. 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem hocam. 5. Pardon burası 6'ydı. Burası 3. Burası 3. Burası kaç yaptı? 3 yaptı. E hocam burada da diklendik çizilmiş. Ne var burada? Öklet. Yani h kare eşittir 2 çarpı 8. 16'dan h'ı buradan kaç bulursun? 4 bulursun. Evet h 4 çıktı arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? KM uzunluğu isteniyor. KM uzunluğu da neye eşit oldu? 4 artı 3'ten 7'ye eşit oldu arkadaşlar. Birinci sorumuz 7 çıktı. Geldik örnek 2'ye. ABC'de deltoid demiş. arkadaşlar deltoid ise hemen köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir. Tamam. Bir de şu açılar birbirine eşit vermiş. AB ile bak şu AB ile BC'ye eşit vermiş. Otomatikman diğerleri de birbirine eşit oluyor mu? Oluyor. Ya şimdi deltoid ama tava hangi kenarlar eşit onu da soruda göstermek zorunda arkadaşlar. Bunlar eşitse otomatikman diğerleri de birbirine eşit olmak zorunda. Bu açıları da eşit vermiş. Köşegenler dik kesmişse hocam ikiz kenarda ya da buradaki ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için bu bir açı orta olmak zorunda. Ve tabanda eşit parçaya bölmek zorunda. 6 Alt ise 6 olmak zorunda. E, şu açıları kullanacağım arkadaşlar. Açıyı kullanayım bakayım. Ben şuraya bir alfa dersem. Hocam burası da alfa burası da alfa. Alfa 90 buraya bir beta dersem. Alfa 90'sa burası da bir beta mı? Evet. A Şurada alfa ile beta'nın toplamı kaç? 90. Hocam burada alfa ile beta toplamı 90. Ha bu arada x kenarsa burası da alfa oldu mu? Oldu. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Bak burası 90. Bitti. Ne çıktı burada? Dikten dik çizilmiş oldu arkadaşlar. Öklit bağıntısı var. Yani 6'nın karesi eşittir. 9 çarpı de yani a mı? Evet 9 çarpı a'dan 36 bölü 9'dan a'yı buradan 4 bulursun. A 4 Bizden ABC'de deltoidin alanı isteniliyor. Bir köşegen ve diğer köşegen. Arkadaşlar deltoidin alanı neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. Yani 12 bir köşegen diğer köşegen 13 bir de böl 2'ye şunlar sadeleşsin 6 kere 3 18 78 mi yaptı arkadaşlar cevabımız evet. Örnek cevabını 78 bulduk. Geldik örnek 3'e açı sorusu bakalım ne diyor. Hocam burası 7 alfa burası da 3 alfa verilmiş. BAE 3 alfa vermişler. Bir de DAE 7 alfa verilmiş arkadaşlar. Peki ABC'de bir deltoid. Bu bir deltoid ise şu kenarlar birbirine eşit. Tabi şununla şunu, şu mu eşit hocam bilmiyoruz. AD ile DC eşit verilmiş bu arada. Bak dikkat et. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşitse otomatikman şu kenarla şu kenar eşit midir? Eşittir. Hocam açı dalmış burada. Açıyla ilgili şeyleri düşüneceğim. İkizlerin tepe açıları haricindeki köşeler yani deltoidin tabanını taşıyan köşesindeki açılar birbirine eşit olmuyor muydu? Evet. Hocam burası 10 alfa ise burası da kaç olacak? 10 alfa olmak zorunda. Bu arada ADC açısıyla ABC açısının toplamını 100 demiş. Yani ben buraya bir x açısı dersem x açısı dersem şurası ne olacak arkadaşlar? 100 eksi x olacak. E dörtgen iç açıları toplamı nedir? 180 değil 360. Hocam X artı 100 eksi X artı 10 alfa artı 10 alfa kaç yapmalı arkadaşlar? 360 yapmalı. E zaten bak şu X'ler gitti. Buradan 10 alfa 10 alfa 20 alfa eşittir. 260 yaptı. Alfayı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 13 buluruz. BAY -E, yani bizden 3 alfa isteniyor. Değil mi? Evet 3 alfa isteniyor. 3 çarpı 13'ten cevabımız kaç çıkar? 39 çıkar arkadaşlar. Evet örnek için cevabını 39 bulduk. Geldik örnek 4'e. Hocam köşegen yani köşegen verilmiş bir de uzunluklar var işimiz gücümüz köşegen diğer köşegene biz çizelim çizdik köşegenler dik kesir bitti kardeşim hocam şunlar birbirine eşit delta dolayı şunlar da birbirine eşit e burada e, 90 derece vermiş bu 90 ise kenar dik üçgenden dolayı bunlar 45 45 yaptı hatta 45 90 ise burası da 45 yaptı bak ne çıktı. Hocam 3 kök 2 ise bunlar 3 3 yaptı. E tamamı bunun 7 4 kaldı. 3 4 5 üçgeninden. Burası 5 burası 5. BC isteniyor bizden. Cevabımız 5 çıkar arkadaşlar. İşimiz gücümüz köşe gel. Geldik buraya. Hocam alan ABCD nedir? Hmm, alan soruluyor. Ne yapacağız hocam burada? Şu kenarları bulabilir miyiz? Kosinüs teoreminden ya da bu kenarları kosinüs teoreminden bulabilir miyiz? Bulma kardeşim. Deltoid desenin nedir? İşin gücün köşegen. E hocam diğer köşegeni çizelim. Evet köşegeni çizmek özel bir durum olduğu için bak daha öncesinde ben şu söylemi söylemiştim. Tamam üçgende dediğim şey kesinlikle doğru. Bak üçgende dediğim şey kesinlikle doğru. Ne dedin? Özel açılar parçalanmaz. Hocam 30, 60, 60'ı bir tek nerede parçalıyorduk? Özel durumlu üçgende nerede? Eşkenar üçgende parçalıyorduk. E yani 30, 150, 135, 45 gibi açılar kesinlikle parçalanmaz demedim mi? Dedim. Ama buraya geldiğimiz zaman bu bir deltoid. Bak AD ile DC birbirine eşit, şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit. Burada özel bir durum var. Bu özel durumda da bu açı parçalanabilir. E hocam dik çizdik yani köşegenli çizince ne çıktı burada? 15'e 15 çıktı açı orta yolcundan ikizlerin tepe, tepesinden çizilen köşegen açı orta yoluyordu. Burası da eğer yani köşegenler dik kestir hocam, söyleyince ikiz kenarda çizilen yükseklik açı ortaydır. 15-15 burası da 75-75 şey yaptı mı yaptı. E hocam 15,75,90 çıktı. Olsun. Alan isteniliyor bizden. Bak 15,75,90. Aa bu üçgenin alanını bulur muyum ben? Bulurum tabii ki. Nereden bulurum? Hocam. Nereden bulacağım? Haşa 4H'dan. Evet. Şu köşegeni çizdim. Burası 4 olduğuna göre. Burası 2'ye 2 mi? Evet. E bu 2 dediğimiz H'sa. Haşa, haşa 4H haş olduğundan dolayı. Yani şurası 4H olacağından. 4 haşı da kaç bulduk? 8 bulduk. Evet. Bir köşegen 8 diğer köşegende 4 çıktı arkadaşlar. O zaman 8 çarpı 4 bölü 2 32 bölü 2'den cevabı kaç buluruz böylelikle? 16 buluruz. Evet dediğimiz gibi bazen bak söylemin dışına çıktım ama burada özel bir durum var. Deltoid de işim gücü gerçekten köşegen. Bir ile bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni biz çizeceğiz arkadaşlar. Diğer türlü e, özel açılar parçalanması falan filan burada maalesef gelebilir. Çünkü Deltoid'in durumu burada daha özel olduğundan dolayı arkadaşlar. Tamam Evet geldik bir sonraki soruya. ABC'de deltoid'i biçimindeki karton. BD köşe gelimi boyunca katlandığında şekil 2'deki görüntü o, elde ediliyor. Arkadaşlar bu böyle katlanmış. Katlanmışı biz ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Şöyle bir eski haline geri açtık arkadaşlar. Tamam. Şimdi diyor ki. BD 24 cm. Neredesin BD? Şurası. Burası 24 cm. BC ile CD 15 cm. Tamam. Hocam delta bir köşegen çizilmiş. Ne yapacağız? İşimiz gücümüz köşegen. Diğer köşegeni de sen çizeceksin. Çizdin mi? Çizdin. Hocam burası 12 12 oldu. 12 15 ne üçgeni? 9 12 15 üçgeninden burayı 9 buldum. Devam edelim. Bir şey demiş burada arkadaşlar. Katlanılan kartonun üst üste gelmeyen kısmı kesilip iki parçaya ayrılıyor. Arkadaşlar ben bunu böyle katladım. Üst üste gelmeyen kısmı burada yeşil kısım değil mi? Bunu kesip üst üste gelmeyen kısmı e, kesilip iki parçaya ayrılıyor. Evet. Şunu kestim. Bunu kestiğim zaman iki parça oldu mu elimizde? Oldu. Hatta bir parça yeşil bir parça oldu. Şöyle boynuz oldu arkadaşlar. Boynuzu iyi bilirsiniz. Şurada. E bir de şu kartonu da açtığım zaman şöyle bir yapı çıktı karşımıza. Hocam hatta burası kaç? 15. Burası kaç? 15. Hatta burası da 15. Burası da 15. Şurada da bir eşkenar dörtgen oluştu. Şurada da bir ne diyebiliriz biz buna? Şunlar birbirine eşit olduğu için. Bu aslında iç bükey bir Deltoid diye de tanımlanıyor arkadaşlar. Bunlar 15-15 bunlar da birbirine eşitse. Evet iç pükeye bir deltoid bu dış pükeye bir deltoid. Neyse parçalardan birinin çevresi 70 santimetreymiş. Arkadaşlar şu açılmış hali 70 santimetre oluyor mu bu? Hayır. Demek ki şuradaki parça yeşil parça kaç santimetre arkadaşlar? 70 santimetre. O zaman ben bunlara xx diyecek olursam. Buradan 2x artı 15 artı 15'in kaç olduğunu söylemiş bana soruda. 70 olduğunu söylemiş. Buradan 2x eşittir 40'tan x eşittir kaç çıktı? 20 çıktı. Arkadaşım burası 20 çıkar böylelikle. E o zaman hocam burası 20 burası 20. E o zaman burası 12 20 ne üçgeni? 12 16 20 üçgeninden burası da kaç çıktı arkadaşlar? 16 çıktı. Parçalardan birinin çevresi 70 cm olduğuna göre bu parçanın alanı nedir diye soruluyor. Yani yeşil parçanın alanı nedir diye soruluyor. Bakın gençler şu katlamayı açtığınız zaman eşkenar dörtgen geldi mi? Geldi. Eşkenar dörtgende ne yapıyorduk? Hop köşegenler dik kesiyor hocam. Tamam. köşegenler dik kesiyor. Hemen köşegeni çizdik. Bir köşegen verilmiş. Zaten şurada da çizmiştik arkadaşım. 12'ye 12. E hocam deltoidde de köşegenler dik kesiyor ve şurası birbirini ortalıyor. E o zaman bunun da devamı deltoidin de köşegeni değil midir? Hatta şu köşegenin orta dikmesi deltoidin de köşegenidir. O yüzden bu da eşkenar dörtgenin orta dikmesi olduğu için bunlar doğrusal oldu mu oldu. Bu arada biz burayı ne bulmuştuk arkadaşlar? Şurası 9'du. Yani burası da 9. E bunun tamamını kaç bulduk? 16 bulduk. Buraya kaç kaldı? 7 kaldı. Şimdi ne yapacağız? Şunun alanı isteniyor. Yeşil bölgenin alanı. İsterseniz deltoidin alanından şeyin alanını çıkartın. Birinci yol diyorum arkadaşlar. Çok farklı yollar var. Deltoidin alanından. Deltoidin alanı nedir arkadaşlar? Bir köşegen şu 16 9 daha 25 çarpı öbürü 24. 25 çarpı 24 bölü 2'den eşkenar dörtgenin alanını çıkartın. Yani 12 çarpı 18 bölü 2'yi çıkartın. Artık kaç geliyorsa. İkinci yolda şu arkadaşlar. Şu yeşil dörtgen. Yeşil dörtgenin köşegenleri dışarıda mı kesişiyor? Evet. Bir köşegen bu. Diğer köşegen de bu değil mi? Direkt köşegenler çarpımının yarısı şeklinde de yapabilirsiniz. Ya da şuraya A diyecek olursak arkadaşlar. Bu üçgenin alanı tabanı bu. Yüksekliği 12 değil mi? Aynen öyle. İkinci yolda A alanı tabanımız kaçtı? 7. Yüksekliğimiz kaç? 12. 7 çarpı 12 bölü 2'den 42 çıktı. Ama bizden ne isteniyor? 2A isteniyor. 2 çarpı 42'den eşittir kaç yapar? 84 yapar. Büyük ihtimalle buradan da cevap zaten 84 gelecek arkadaşlar. Evet gençler gördüğünüz üzere ister deltoidin alanından eşkenar dörtgenin alanı çıkartıp isterseniz buradaki alana A. Buradaki alan da A değil mi? Evet 7 çarpı 12 bölü 2 bu da aslında 7 çarpı bak 12 bölü 2 arkadaşlar. Oradan da yapabilirsiniz ya da işte köşegenler çarpının yarısından da yapabilirsiniz. Size kalmış. Evet örnek 6'yı böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 84. Bulduk. Geldik örnek 7'ye. Şimdi şekilde 6 çarpı 9'luk birim karelik kağıtta A ve B noktaları işaretlenmiştir. Bütün köşeleri birim karelerin köşesinde olan deltoide şanslı deltoid denir. Bu soruyu siz yapar mısınız? MEB'in tanımına göre. Aslında ben şöyle bu soruyu ÖSYM'e sorsa ee, şurada tanımı da yazar sorunun üstünde. Ne der biliyor musunuz? E, tabanları ortak olan tabanları ortak olan iki tane ikizkenar x üçgenin x birleşimine deltoid denir diye söyler. Ondan sonra bu tanımı yazdıktan sonra bu şekli çizer. Şekilde 6 x 9 birim kareli kağıtta A ve B noktaları işaretlenmiştir. Bütün köşeleri birim karelerin köşesinde olan deltoide şanslı deltoid denir demiş. Böyle bir deltoid yok burada. Yani ben kendim salladım bu soruyu. ÖSYM de bazen böyle şeyler yapıyor biliyorsunuz. E buna göre ama çok da güzel bir soru. Buna göre yukarıdaki şekilde birim kareli Kağıda iki köşesi A ve B olan kaç tane şanslı deltoid çizilir demiş. Şimdi arkadaşlar şanslı deltoid. Deltoid olabilmesi için arkadaşlar bir kere şöyle e, bizim deltoid de neyimiz var arkadaşlar? Deltoid'de iki tane köşegenimiz var değil mi? Bir bu köşegen, kısa köşegen bir de uzun köşegen var. Uzun köşegen ne? Simetri ekseni olan köşegen değil mi arkadaşlar? Evet simetri ekseni olan köşegen uzun köşegen. Bir iki farklı şekilde düşünelim. Simetri ekseni olan köşegen bu olan diye düşündüğüm zaman. Arkadaşlar kaç tane şanslı deltoid yapabilirim? Hocam bir tanesi böyle. Bak bir. Hocam ikinci böyle. Üçüncü de aynı doğruda bak şeye doğru gidemiyorum. Diğer tarafa doğru gidemiyorum. Bak şuraya doğru gidemiyorum. Üç birim buraya. Üç birim buraya gidemiyorum. Burada kaldım. Hocam bir tanesi bu. Hatta Aynı şekilde şunlarda da geliyor mu arkadaşlar? Şöyle. Evet. 3 ve şu da 4 mü arkadaşlar? E şöyle çizdiğimiz zaman 4 tane burada mı geldi? 4 tane burada geldi. E hocam şurada şuraya geleceğim. Bak şimdi dur. Şu dört tane anlaşılmış durum ona mı arkadaşlar? Bak nerede 4 tane yaptık arkadaşlar? Köşeleri şuraları olursa. O köşeleri silim, bilerek silmeyeceğim. 1, bir köşesi bu ikisi olunca arkadaşlar bir şöyle bir grup şöyle iki grup şöyle üç grup yaptı şöyle dört grup yaptı. Peki hocam şunları sileyim. Simetriksanı olan köşegen bu olduğunda şimdi bu noktalardan dört tane elde edildi mi? Edildi. Hocam peki şu olmaz mı? Bak şu da olur. Ama hocam bu bir ne oldu? Eşkenar dörtgen oldu. Bir iki kök 5, bir iki kök 5. Eşkenar dörtgende bu tanıma göre ne oluyor arkadaşlar? Bir şey oluyor, deltoid oluyor. Niye? Eşkenar dörtgende arkadaşlar bakacak olursak bakın, eşkenar dörtgen verdim. Bütün kenarları eşit değil mi? Bak. Tabanları ortak iki tane ikizkenar üçgenin birleşimi şeklinde söyleyebiliyor muyuz bunu? Evet. E o zaman bu da bir ne oldu? Eşkenar dörtgende bir deltoid oldu. Evet, bu noktayı seçince de böyle bir şey oldu arkadaşlar. Sonra yani şu nokta ikilisinden de hani şu doğrunun öbür tarafında olan bu nokta ikilisinden de bir şey elde ettim. Hatta şuradaki eşkenar dörtgen de yine aynı şekilde bir deltoid olmuyor mu arkadaşlar? Oluyor. Çünkü bak bu da 2 2 2 kök bu da 2 kök 2 2 kök 2 2 olduğundan dolayı bunlar da yine bir deltoid oldu eşkenar dörtgen. Yani buradaki nokta ikilisinden de yine ne oldu arkadaşlar? Bir eşkenar dörtgende bir deltoid oldu. Tamam. Şunu bulduk arkadaşlar. Bu noktalılardan kaç tane saydık arkadaşım? Ya hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de zıtları var bunların. Tamam 6 tane bulduk. Tamam sildik. Bu noktalar kalsın ama sonra sayabiliriz. 4, 2 daha 6. Hocam bir de simetri ekseni şu olanı sayalım. Arkadaşlar simetri ekseni bir de şu köşegen olanı sayalım. Simetri ekseni bu değil mi arkadaşlar? Simetri ekseni ben öbüründe ne yaptım? bu AB olan dedim. Bu sefer simetri ekseni bu olan diye yorum yaptım ve şu noktaları bulun. 6 tane. E, simetri ekseni olmayan diyelim. Simetri ekseni bu olmayan hangisidir o zaman arkadaşlar? Simetri ekseni bu olmayan bunun orta dikmesi değil midir? Yani simetri ekseni şu mavi çizgi olana ait de bir tane deltoit çizebiliyor muyum diye bakacağım arkadaşlar. Evet. Gençler, şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Bir deltoitin bir köşesi burasıyken şöyle bir şöyle bir şey. Hocam şöyle bir deltoid elde edilir. Bunu saydım. Bak dikkat et. Hocam şöyle bir deltoid elde edilebilir mi? Edilebilir. Bak bunu saymadım. Bunun karşısında burası vardı. Bak şunun karşısında bu olan eşkenar dörtgeni saydım. Ama bunun karşısında bu olan eşkenar dörtgen değil. Biraz önceki iki tane bu. Eşkenar dörtgen. Bu eşkenar dörtgeni ne yaptım? Saydım ama bu eşkenar dörtgen değil. Evet şu bir deltoid midir? Evet simetri ekseni bu olan. Hatta hocam devam edelim. Şu da bir deltoiddir şu da bir deltoittir. Böyle 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 bu da bir deltoit oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Yani şuradaki tepe noktaları şu olan, şu olan, şu olan, şu olan, şu olan. Yani bir tane noktası buyken diğer tepe noktaları 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olan da yine bir deltoit yaptı mı? Yaptı arkadaşlar. Peki başka neye gelelim arkadaşlar? Başka şuna gelelim. Şu rengi değiştireceğim arkadaşlar. Yeşil yapacağım şimdi. Tepe noktası bu olana göre bakalım şimdi. Tepe noktası bu olana göre bir deltoid çizecek olursak şöyle. Hocam tepe noktası bu olana göre şu bir deltoid midir? Evet bak bu bir. Bu bir. Bir tane burada. Bunu sayalım. Bak burada şu siyah saymıştık değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Hocam sonra bu. Şunu saydık ama biraz önce. Bu bir eşkenar dörtgen. Bak şuradakinde şu simetri ekseni olduğunda saydık. Eşkenar dörtgen olanı şunun içinde saydık ya. O yüzden bunu almayacağım arkadaşlar. Dikkat. Onu almayacağım. Onu geri sayacağım. E sonra hocam işte bak şu olur. Yani tepesi bu olan. Yani şuradaki nokta olan. Şu mavi olan. Sonra şurası 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 olan. Burada da bu noktaya göre de kaç tane var arkadaşlar? Bir burada. Bunu saymayacağım. Bu eşkenar dörtgenin daha öncesinde da saymıştım. 2, 3, 4, 5, 6 tane de buradan mı geldi? Evet. Toplamda o zaman kaç yaptı arkadaşlar? 18 tane mi yaptı arkadaşlar? Evet. Toplam 18 tane şanslı deltoid varmış. Ne diyor? Şanslı deltoid neydi? Bütün köşeleri birim karelerin köşelerinde olan deltoid şanslı deltoiddi. İşte biz bütün köşeleri birim karelerin köşelerinde olan deltoidi bu şekilde belirledik. Geçen sene de bunu çözmüştüm. Geçen sene benim bu pdf'de yazan tanıma göre çizmiştim. Şimdi MEB'in tanımına göre MEB'in yaptığı tanıma göre çizdim arkadaşlar. MEB'in yaptığı tanıma göre ee, tabanları ortak yani tabanları ortak olan iki tane ikizkenar üçgenin birleşimi şeklinde yapınca eşkenar dörtgenleri de burada aldım arkadaşlar. Eşkenar dörtgenlerden de iki tane geldi. E iki taneyi de almak zorundayız arkadaşlar. Eşkenar dörtgende bir deltoittir. Hatta kare de bir deltoittir diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü diktörtgenin özeler kare. Ay eş, dikdörtgenin özeler kare. Kare de bir eşkenar dörtgendir. E, aynı zamanda nedir? Bir deltoittir diyebiliriz arkadaşım. Tamam. Vallahi buradaki noktaları yine siz görün. Ya da buradakilerin hepsini ayrı ayrı bir şekilde çizip de, de gösterebilirdim ama size e, yani şurada hocam bu simetri ekseni kırmızı olanı ayrı bir yerde gösterebilirdim. Sonra simetri ekseni mavi olan da tepe noktası bu olanı ayrı bir şekilde gösterebilirdim. Aynı şekil üzerinde çok karmaşık bir gibi gözüküyor ama dikkat edin mavi e, bir köşesi bu olan diğer köşesi mavide Şurası olmuyor. Dikkat. Şurası yeşilde olan yer olmuyor. Eşkenar dörtgen olduğundan. Ama şurası, 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 şu nokta, şu nokta, şu nokta oluyor. O yüzden burada e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane nokta oldu arkadaşlar. Öbür yeşilde de arkadaşlar sadece burası olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oradan oldu. Toplamda da 18 tane olmuş oldu. Bence güzel bir soru. Bunun mantığı iyi bir şekilde anlamaya çalışın. Böyle bir şeyi belki diğer yamuklarda da yani diğer konularda da sorabilirler. Ee, ne bileyim böyle yamukta da sorabilirler. Eşkenar dörtgende. Sadece eşkenar dörtgende de bu yapıda bir soru çıkabilir arkadaşlar. Önemli bir soru. Bu sorunun mantığını anlayan bundan sonraki böyle bu, bu tarza soru geldiği zaman karşınıza büyük ihtimalle rahat bir şekilde yaparsınız diye tahmin ediyorum. Evet neyse geldik örnek 8'e. Arkadaşlar ne demiş burada? Hiçbir şey dememiş. 4 4 demiş şuradaki eşitleri kullanmam lazım. e Nasıl kullanacağız hocam? Bazılarınız hala şöyle yapıyor. Şunu çiziyor. Hocam burası diktir. Muhteşem şükürten burası da 4 olur. Burası da 4 olur. Sonra Pisagor bağıntısı falan filan bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ya nereden çıktı o dur. Yani şu, şunu çizdiniz Hani e, 90 deyip de muhteşem şükür diye devam etmeniz. Yani bir tarafımızdan bir şey uydurmak değil mi bu arkadaşlar? Yok. Bunu yapmıyoruz. Şimdi burada ne var burada arkadaşlar? Bak çaktırmadan ne vermiş? Şu eşitliği kullanmak zorundayız. Biz her zaman ne diyoruz? Verilen bilgiyi kullan kardeşim diyoruz değil mi? Hadi verilen bilgiyi kullanalım bakalım. Nasıl kullanacağım ben burada bu verilen bilgi? Şimdi gençler bu verilen bilgiyi nasıl kullanacağım? Şuraya baktığım zaman burada ne var? Bir deltoid var. Hmm, uzunluklar da var. Ne yapacağım acaba? Hocam 4 var, 2 var, 3 var, x var, 4 var, 4 var. Allah Allah üçgen içine yerleştirmişler. Ne yapacağım ben burada? Dersin başından beri diyorum. Deltoid de işin gücün köşegen. Köşegen çizilmişse diğer köşegeni sen çizeceksin hiç köşegen çizilmemişse de ne yapacaksın? Yine köşegen çizeceksin. E, özellikle uzunluk varsa. Ama o özel olan köşegeni çizin dedik. Özel olan köşegen neydi arkadaşlar? Simetri ekseni olan köşegen özel köşegendir. Özellikle ve özellikle üçgenin içine bir deltoid ya da yamuğun içine ya da herhangi bir dörtgenin içine bir deltoid koyarlarsa o köşegen gerçekten ama gerçekten çok önemli. E ne yapacağız? Hocam bu köşegeni çizelim. Ya da iki köşegeni de çizelim. Hayır iki köşegen değil ne yapacaksın? Özel olan köşegeni çizeceksin. Hangisi? İkizlerin tepe açısından çizilen köşegen özel köşegendir. Bu simetri eksenidir. Bak dikkat edin arkadaşlar buna. Bu simetri eksenidir. Bu açı ortay doğrusudur aynı zamanda. Bak şu da açı ortay. E hocam ben üçgeni nasıl kullanacağım? Aa üçgende açı ortay oldu hocam. Yani kollar oranı tabanlar oranı. Bak üçgen konusuna gittik bile. Gördünüz mü? Üçgenleri yapan buradaki soruları da fark eder. Yani rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hocam o zaman 6 bölü 8 kollar oranı tabanlar oranına eşittir. 6, 6 bölü 8 3 bölü x'e eşittir. Yarısı olmuş yarısı olacak. x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Evet cevabımız böylelikle 4 çıktı. Buna dikkat edin köşegen. İşin gücün köşegen. Sadece bazı açı sorularında e, o köşegeni çizmeyebiliyoruz. Ama uzunlukta çoğunluğunda öşe, köşegen çıkıyor arkadaşlar. Hatta çözemediği sorularda mutlaka köşegen çizip. ABC'de bir dik yamuk. Bak, dik yamuğu vermedim ama dik yamuğu anlamışsınızdır. Dik yamuğun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Burası 90. E hocam şunlar birbirine paralel değil mi? Tamam. Dik yamuğun tanımı bu. 90-90 ee, olduğundan dolayı U'dan dolayı da paralelliği de şey yapabiliriz zaten. Onu anlayabiliriz. Peki bu da bir deltoid verilmiş. Hmm. Hmm. Bu bir deltoid. Bak sen şu işe. Deltoid ise arkadaşlar 4se, 4 ise 4'ü yapıştır. A, e ile e d'yi de birbirine eşitliği şöyle gösterelim Bak şöyle gösterdim Tamam, tamam derdi göster ama soru çıkmıyor del kullanmam lazım soruyu çözmem için değil mi verilen bilgiyi kullanmam lazım. E o zaman der uzunluk da varsa işin gücün ne senin? Evet köşegen köşegeni çizeceksin kardeşim. E hadi çizelim bakalım hangi köşegene hocam bunu mu? Hayır Özel olan köşegen Yani ikizlerin tepe açısından çizilen köşegen şu simetri ekseni olan köşegen arkadaşlar şunu çizdin şunlar eşit şunlar eşit mi eşit E şimdi ne yapacağız arkadaşım yine bir şey yapamıyoruz ya bak bir üçgende benzerlikten beri söylüyorum paralel kenarda da çok da söyledim özellikle karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde üçgenlerde de, de söyledim hem paralellik hem açıortaylık varsa Z'ye dikkat dedik mi dedik E burada da Z'ye dikkat Z'den dolayı burası çizgi açısı oldu mu oldu a Z'ye dikkat deyince ne oluyordu? İkiz kenar çıkıyordu. Paraya kenarda da çok yaptık değil mi arkadaşlar? Bak çizgiye çizgiye ne çıktı? İkiz kenar çıktı. Yani şu parça şu parça birbirine eşit. 10 10 burası. Burası da ne oldu? 10 oldu. Bizden ne isteniyor? AD isteniyor. Aha ne yapacağız hocam? AD. AD'yi nasıl bulacağız hocam? Arkadaşlar bak bir yerde eksik bir kapı bırakmışım ondan dolayı. Niye? Bak şimdi bu bir deltoid ya. Şu açıların eşitliği tamam. Tamam. Bir de tabanı taşımayan 90'ı kullandık mı biz burada kullanmadık. Bu e, ikizlerin tepe açısı hariç diğer köşelerdeki açılar birbirine eşit değil miydi? Aynen öyle. Ya da deltoid şu şunun katlanmış olacak ya. Şurası 90 derece olmaz mı? Olur. Bak burası 90. A, 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgenden. 8 çıkar. Burası da 8. üst, e, çünkü deltoidten dolayı bunlar birbirine eşitti. O zaman AD uzunluğu da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. Yani cevabımız 9. soruda ne çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. Güzel bir soru. Buna da dikkat edin lütfen. Tamam mı gençler. Evet geldik son soruya. Evet. Bakalım nasıl bir soruymuş. Şimdi biz buna daha öncesinde de şey yapmıştık arkadaşlar. Böyle bir soru dörtgenlerde de çözmüştük. Bakalım nasıl bir soru inceleyelim. ABCD deltoit e biçimindeki kartonda bu bir deltoittmiş. Deltoitte biz ne biliyoruz? Tamam köşegenler dikkesi. BD köşegeni boyunca kesim yapıldığında oluşan iki şeklin çevreleri toplamı ilk şeklin çevresinden 48 fazla. Hmm. Bak yeni bir şey öğreneceksiniz. Ya şunu bir düşünür müsünüz? Niye? Bu cümleyi niye kurdu? Bir düşün. Allah aşkına bak burada bazı şeyleri sizin öğrenmeniz, sizin bilmeniz, sizin keşfetmeniz de çok önemli arkadaşlar. Burada güzel bir cümle kullanmışım. Buradaki şu iki noktadaki ne demek istiyor? Onu bir onu bir düşünün arkadaşlar. Hadi dur durun düşünün. Bakalım aynı şeyleri mi söylüyorsunuz. Ben söylüyorum şimdi. ABC'de delta yüzeyde biçiminde kartonda B'de iki köşeyle boyunca kesim yapıldığında oluşan iki şeklin çevreleri toplamı ilk şeklin çevresinden 48 santimetre fazla oluyor. Ha, sen bunu kestiğin zaman iki farklı şekil mi oldu? Evet. Hocam önceden burası a iken burası A. Burası iken burası B. A, A, B, B Bak bunun çevresi 2A artı 2B değil mi? Evet. Bunların çevreleri toplamı şuraya XX dersem hocam burası Çevresi A artı B artı X. Bunun çevresi de A artı B artı X. Toplam çevre 2 artı 2 B artı 2 tane X yok mu? He buradan ne geldi? Sana diyor ki 2 X kestiğin zaman şu uzunluklar fazlalaşmadı mı arkadaşlar? Fazlalaştı. İşte burada 2 tane X fazlalaştı. 2 tane X 48 diyor orada. Yani X buradan kaç yapar? 24 yapar arkadaşlar. E X'i 24 bulduk mu bulduk. Gelelim şuraya. Buraya geldiğimizde de gençler. Buradaki kesimde de aynı şeyi söylemiş. Burada ne demiş? EF boyunca kesim yapıldığında bunun çevresi de 26 santimetre fazla oluyor. Burada hocam bak şeylere girince artık buraya C, D, bilmem ne falan filan girince gerek yok. Bunun çevresinde ve bunun çevresinde ben yine şeyi kullanıyor muyum mantıken? Hocam şu dış kenarları çevreleri toplamında kullanıyor muyum? Kullanıyorum. E artan yer neresi arkadaşlar? Artan yer şurası. Neresi? Hocam hem burası arttı hem de burası arttı. Yani 2Y eşittir 26 diyor sana. O zaman Y'de kaç çıktı? 13 çıktı arkadaşlar. Evet. Şimdi soru da bana aslında direkt şu dörtgeni verip bu köşegeni çizip bakın köşegeni çizelim isterseniz. Bu köşegeni çizip de adam bana direkt şey dememiş. Bu köşegen 24 diyebilirdi. Bakın bu köşegen 24 24 çıktı. Şuradaki kırmızı olan yerde Y diyebilirdi arkadaşlar. Direktman o şekilde başlayabilirdi soruya. Ama ne yaptık? Bunu sizin bulmanızı istemişiz. Hani dedik ya e, ÖSYM artık şey kullanmıyor. Harf kullanmıyor. Yani burada BD'yi kullanmışım da işte AB işte e, A F FB işte c ED işte FE uzunluğu 24 bilmem ne 48 diye şeyleri kullanmıyor arkadaşlar. Böyle şeylerle sizi bazen buldukturabiliyorlar. Dikkat edin. O yüzden güzel bir mantık mesela bak. Bu iki şekildeki mantığı yerleştirdik. Evet. Buradaki y'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 13 bulduk. Ee, ne yapacağım ben burada? Şu kırmızı uzunluğu da tamamı 13 buldum. Ben şimdi bunları kullanacağım. E köşegenler nasıl kesiyor arkadaşlar? Deltoid değil mi bu? Deltoid. it'te köşegenler dik kesir. İşimiz gücümüz köşegen. Hocam köşegen tamam çizdik köşegeni. Köşegenler dik kesir. Peki ben buradaki eşitlikleri nasıl kullanacağım? Şimdi dörtgene gelelim. Dörtgende ya da üçgene gelelim. Hocam eşitliğin mantığını kullanman lazım. Eşitlik varsa aklıma ne gelir? Evet buna göre ön yüzünün alanı isteniyor zaten bizden. Şu mavi çizgiyi bulursam olay bitti. Şurası zaten 24. Hocam 13'ü kullanacağım ben. Eşitlik var burada. Burada da eşitlik var. Hocam muhteşem şu bir çizsem. Ne işine yarayacak? Hiçbir işine yaramıyor. Eşitliğin mantığı eşitlik varsa orta taban çizmeyecek miyiz arkadaşlar? E çizeceğiz. Çiz orta tabanı. Çizelim orta tabanı bakalım şöyle. Hop çizdin orta tabanı. Hocam şunlar birbirine eşit. Deltoidi nerede kullandık hocam diyecek olursanız da köşegenlerin dik kesmesinde hemen deltoidi kullandık zaten. E hocam buradaki eşitliği nasıl kullanacağım? Yine orta tabanı arkadaşım. Hop bu sefer buraya çizmeyeceğiz. Zaten bak muaviye çizdik. Buraya çizdik. Yani 24'e çizdik. E hocam burası 24 ise burası kaç yaptı? 12. Köşegenler dik kesirse burası da 90 değil midir? Çünkü paralelleri bunlar. E burası 13 ise bakın buradaki dik üçgende. Hocam 12 bu kırmızı çizgide 13. 12 13 ne üçgeni 5. E burası 5 iken şu kırmızı mavi uzunlukta kaç yapacaktır o zaman? 10 yapacaktır ama tamamı 10 yapacaktır. Orta tabandan dolayı. E o zaman alan çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Bir köşegen 10 diğer köşegen 24. Alan o zaman 10 çarpı 24 bölü 2'den kaç çıkıyor arkadaşlar? 120 çıkıyor. Gerçekten ama gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Hoş bir soru. Bu tür sorularda dikkat etmeniz gerekiyor. Yani korkmayacaksınız. Böyle 2-3 tane şekli aynı şekli buraya koyabilirler. Bunu yorumlattırabilirler. Yani ÖSYM'nin tarzı artık bu. Artık bu tür bir, bu tür değişik şeylerle sizin karşınıza çıkayım ki. Benim de amacım o zaten. Sınavda karşılaştığınız zaman, deneme sınavlarında karşılaştığınız zaman ya da normal sınavda karşılaştığınız zaman rahat bir şekilde yaparsınız. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bak 2021 tayfa 2022 tayfa ne diyor? Ya hocam çok e, sayenizde geometri full yaptık. Sayenizde full'e yakın yaptık falan diye hep söylüyorlar. Allah razı olsun. Sayemde değil onlar çalıştı öyle oldu. Bunlar işte buradaki böyle ince noktaları kafalarınıza yerleştirdiğim için oluyor gibi. Yani birebir sorunun aynısı tutmuyor. Her zaman tutturamıyoruz arkadaşlar. Ama o mantığı ben soru içerisinde işlemiş oluyorum. Mesela adam Önümüzdeki sene bu mantığı farklı bir soru içerisinde yerleştirir. Ama ben o mantığı size bu soruda verdim. Adamlar size gider dikdörtgende sorar mesela. E aynı mantığı sen burada yakaladın. O yüzden bütün her yere uyarladım. Yani sırf soru dikdörtgende olmadı diye soru tutmamış oluyor. Ama buradaki sorunun içerisinde size o mantığı vermiş oluyorum. Ve o mantığı aldığınız için de siz de sorulara çok fazla yabancı olmuyorsunuz. Benim de amacım o. Bu zamana kadar ki yaptığımız çoğu şeylerde çoğu mantık Sınavda çok şükür geliyor. E sizlere öğretmeye çalıştığımız işte dönmeler olsun, İşte ne bileyim kestiğinde, şekli ayırdığında, işte çevresi 48 fazla olması olsun burada ya da şu 26 fazla olması gibi ince noktalar gerçekten ama gerçekten çok önemli. Büyük ihtimalle böyle bir soru sınavda geldiği zaman e, belki ilkinde kaçırabilirsiniz ama ikincisinde kaçırmazsınız. Sen ben burada temelini attım size. Hem de sınavda baktın yapamadın sonra çözümünü öğrendin. Ondan sonrası da zaten kaçırmazsın. Evet gençler böylelikle bu haftayı da bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir hafta sonra. Dikdörtgen. Dikdörtgen ve kare. Ben dikdörtgen ve kareye şey gözüyle bakıyorum. Geçmiş konuların tekrarı gözüyle bakıyorum. Üçgende alanda üçgen, üçgenin tekrarıydı yani. Burada da dikdörtgen ve kare. Gerçekten geçmiş konuların harbi harbi tekrarı. Kendine has bir özelliği yok. İşte o zaman geldiğimiz zaman göreceğiz zaten arkadaşlar. Bu haftayı böylelikle bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki hafta dikdörtgen konusunda, dikdörtgen ve kare konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.